İzninizle, davranınızla ilgili Şeyh Nazım Hazretlerinin bir konuşmasını aktarmak istiyorum. Ey ulemalar, neden o insanlara cevap vermezsiniz? Suudi ulemaları nerede? Mısır ulemaları nerede? Neden o haşa Allah yoktur diyen insanları ikaz etmezsiniz? Onlar üniversitelerde, akademilerde, okullarda ilahi kitapların öğrenilmesinde engel oluyorlar. Onlar bütün yeni nesli inançsız yapıp haşa Allah yok ama tabiat var diyorlar. Çorum'dan Raşit. Maşallah. Bak, Şeyh Nazım Hazretleri benim de mürşidimdir. Çok değer verdiğim, muhterem bir insandır. Defalarca sohbetinde bulundum. Defalarca onun mübarek feyzinden istifade ettim. Ruhaniyetinden istifade ettim. Dünya tatlısıdır. Dünya iyisidir. Yani görsen nefesin kesilir. Çok çok şahane bir insandır. Çok tatlıdır. Maşallah. Muazzam bir ilme sahiptir. Hazreti Hızır'ın talebelerindendir. Hal ehlidir. Ehli cezbedir. Ondan sonra vehbi ilimlere, ledüni ilimlere gark olmuş bir insandır. Maşallah. Çok fazla harika hallerin, kerametlerin sahibidir. Maşallah. Allah dünyada da ahirette de inşallah bizlerden ayırmasın. İnşallah ahirette de cennet bahçelerinde inşallah hocamıza sohbet etmeyi Allah bize nasip etsin. Maşallah. Bakın ne kadar ferasetli bir insan. Bütün sayıyor işte Suudi hükümeti şu bu falan hepsini sayıyor. Diyor ki neden Darwinizme ve materyalizme karşı bu kadar imkanınız var? Elinizde profesörler var, para var, imkan var. Niye öldürücü darbeyi vurmuyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz diyor. Arkasından da diyor ki bu yüzyılda bir Mehdi gelecek diyor. Ne demektir bu? Siz bunu yapamayacaksınız. Bu görevi Mehdi yapacak diyor. Evet, inşallah. Konu bu. Maşallah. Bunu anlatıyor. Aradaki farkı belirtmek için. Bak Allah onlara nasip etmiyor. Allah onlara bu görevi vermemiş. Yapamıyorlar. İstese de yapamıyor. Deccaliyeti öldürme görevi Mehdi'ye verilmiş. Darwinizm, materyalizm yok etme görevi Mehdi'ye verilmiş. Evet. Bediüzzaman da diyor. Birinci görevi budur diyor Mehdi'nin. Maddiyun ve tabiyun taunu yani Darwinizm. Beşer içinde intişar etmesiyle diyor. İnsanlık içinde gelişmesiyle. Her şeyden önce diyor. Maddiyun ve tabiyun fikrini bu taunu tam susturacak tarzda felç edip bitirecek tarzda imanı kurtarmaktır. Birinci vazifesi diyor. Çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden diyor. Bizzat Mehdi'nin bu görevi yerine getirmesi mümkün değildir diyor. Vakit ve hal müsaade edemez buna diyor. Ondan evvel bir tayfenin uzun tasdikatıyla yaptıkları eserleri hazır bir program olarak neşr ve tatbik edecek diyor. Kitaplar hazırlayacak diyor. Ve bundan o birinci vazifeyi tam yapmış olacak diyor. Yardımcıları olan diyor talebeleri her ne kadar az da olsa diyor. Sayılar her ne kadar az dostlar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Bediüzzaman. Evet. İnşallah. Değil mi? Birinci görevi. Bak Şeyh Nazım hocamız da bu konuya dikkat çekmiş. Bediüzzaman da dikkat çekmiş. Evet. İnşallah. Şeyh Nazım da Mehdi'nin gelişini bu yüzyılda bekliyor. Efendim, İslam'ın hakimi de Bediüzzaman da inşallah.